Azer Karaca aşkı mı, Ömer Rüya aşkı mı? Azer Karaca aşkı kesinlikle. Yani bana daha adaletsiz geliyor böyle o aşk. Ben böyle şeyleri seviyorum açıkçası. Yani ne bileyim yani gidip onu vuruyor, o adamı vuruyor, onun sülalesine onu seviyor, onunla beraber olmaya çalışıyor falan. Mükemmel şeyler bence, kaos yani. Eğlenceli aynen. Sonunda da Azer öldürdü. Şey, Karaca öldürdü. Herkes bedelini öder bu hayatta. Herkes bedelini öder yani. Sıkıntı yok. Aynen. Bence de Azer Karaca. Bana daha tutkulu geliyor. Yani her şeye rağmen birlikte olabilmek bence daha güzel. Yani. Yani böyle birbirlerini çok sevdiklerini söyleyemiyorlar. Aynı zamanda kopamıyorlar da. Bence bu daha güzel gibi geliyor bana. Ama sonunda koptu. İşte bu daha böyle tutkulu geliyor. O yüzden sonunu bile bile gitmek bence daha heyecan verici. Ömer Rüya aşkı. Yani Çukur'daki çok mümkün olacak bir şey değil. Öyle kocaman bir mahallede babasının oğlu da dedesi ölmüş de. Ama gerçeğin en üstünde görülebilecek bir seviyede ve çok özenip gerçekten yaşamak isteyeceğimiz bir aşk. Ben izlerken ağlıyorum. Yani yok dayanamıyorum. Şu an konuşurken bile tüylerim ürperiyor. Yani konuşmak istemiyorum daha fazla. Yani gerçekten ben dizi izlerken sonuna kadar bir dizi izlerim ama gerçekten onu izlerim yani. Çünkü gerçekten bir aşk var diyorsun. Gerçekten bir aşk var ve yıllardır Türk televizyon tarihinde böyle bir şey görmedik. Çok mutluyum böyle bir şey de olduğu için. Ömer Rüya. Neden Ömer Rüya? Daha klasik. Daha klasik. Yani ötekisi birazcık daha şey argo. Ama şeydeki, Alev Alev'deki daha romantik, daha klasik, daha güzel yani. Siz ablam? Dilan Çiçek Deniz yani Rüya. Tanıyorum kendisini. Bizden eğitim almıştı. Ve gerçekten çok klasik, çok düzgün, çok masum bir insan. Ve Ömer'le de çok yakışıyorlar. Ve daha klasik, daha güzel aşkı verebiliyorlar. Mesela bu bölümde verdiler ve devam etmelerini istiyorum. O yüzden Ömer Rüya aşkı. Evet, Ömer Rüya aşkı kesinlikle. Bence Karaca Azer aşkı. Neden? Onlarınki daha samimi. O yüzden Karaca'yla Azer'inki daha samimi geliyor. Rüya'nın biraz daha böyle yapmacık geliyor. Ya yapmacık geliyor böyle hani zengin kız fakir oğlan hani böyle ne bileyim eski Türk filmlerini anımsatıyor. Kız da artık fakir. Zenginleşirler abi merak etme para parayı çeker. Buradaki Karaca ile Azer mi yoksa Alev Alev'deki? Karaca Azer. Alev Alev bilmiyorum ama Karaca Azer. Ya kız aşkı için delirdi yani. Daha ne olabilir ki? Ama aşkını da öldürdü. Ama sevdiği için öldürdü. Herkes bir gün öldürür sevdiğini. Azer Karaca aşkı abi. Abi en azından milleti sevdiriyorlardı kendilerini. Şimdi diğer dizide de aynı şekilde sevdiriyorlardı da. Yani diğeri bambaşka. Hem zaten Karaca Azer'i de öldürdü mağlup. Ondan dolayı yani Azer Karaca diyorum yani. Ömer Rüya. Çünkü daha günümüzden zıt tarafların birbirini çekmesi, uyumları, birbirlerine de yakışıyorlar. Evet. Siz abi? Bence de Ömer Rüya çünkü felaketten doğan bir aşk var. Birisinin hayatını kurtarıyor ve ondan sonra gelişen bir ilişki var. Daha tutkulu bence, daha fantastik bir ilişki. Azer Karaca. Çünkü Alev Alev izlemedim ama Çukur'u izledim. Çok yakıştırıyordum birbirlerine. O yüzden Azer Karaca diyorum. Ömer Rüya. Çünkü birbirlerine yakışıyorlar. Çok iyi oynuyorlar. Öyle. Nasıl bir aşkları var? Tutkulu. İşte alevli. Ama şeyli. Öyle. Ömer Rüya aşkı. Daha çok beni etkiledi. Daha çok hoşuma gitti. Konuları falan. Yani o filmi çok severek izliyorum. Çünkü gerçekten çok güzel yapıyorlar bu rolleri. O yüzden takipteyim. Nasıl bir aşk? Beğeniyor musunuz aşkı? Beğeniyorum. Yani güzel, saf, iyi bir aşk diye düşünüyorum. Azer Karaca aşkı. Çünkü orada bir kavuşamamışlık benim için vardı. O yüzden benim için daha önemliydi o. Aslında evlendiler, tam kavuşuyorlar. Kavuşamadılar işte. Bir yere kadar tabii öyle ama sonuç olarak kavuşamadılar benim için. Üzüldü mü peki kavuşmamaları? Açıkçası üzüldüm. Karaca'nın haline üzüldüm daha çok. Azer Karaca aşkı. Neden? Çünkü daha çok yakışıyorlardı birbirlerine karakter olarak, uyum olarak. İkisi de agresif, sert ve aşkı iyi bilen karakterlerdi. Yani şimdi Rüya karakteri de Çukur'dan da bildiğimiz kadarıyla Sena. O yüzden hani Azer'e de gitmez. Sert bir yapısı var. Bu yüzden Azer ve Karaca diyorum. Azer Karaca aşkı. Aşkını daha beğenirim yani. Daha güzel aşk yaşıyor.
Şimdi daha gerçekçi yani. Tabii ki Ömer rüya aşkı. Neden? Daha derin duygular var bana göre. Daha ne bileyim daha kaliteli ve eskiye de götürüyor insanları. Daha derin duyguları aşıdığı için daha da eskiye götürüyor insanları. Rüya Ömer. Neden? Güzel. Alev alev çünkü. Alev alev olduğu için mi? Yani. Aşktırdı mı alev alev? Tabii. Aşk ve alev. İkisi birlikte. Azer Karaca aşkı. Azer Karaca aşkı. Yani çok iyi beğeniyorum. İkisinin de kişiliğini, karakterini, oyunculuğunu, rollerini. Yani çok iyi bir karakter diye düşünebiliyorum. Yakışıyorlar. Azer'in rolü, Karaca'nın rolü. Yani gerçekten çok iyi kişilik diyebilirim. İkisini de fazlasıyla beğeniyorum. Yani Azer biraz daha yakışıklı. Karaca biraz daha güzel. Yani ikisi de birbirini tamamlıyor diyebilirim yani. Evlilikleri yarım kaldı. Evlilikleri yarım kaldı. İşte ona çok üzüldük. Gerçekten o yarım kalmamalıydı. Hani belki bir şans daha verebilirdi Karaca. Keşke bir şans verseydi. Azer o rolden çıkmasaydı. Eminim ki Yamaç Koçovalı'yla çok güzel şeyler yapabilirlerdi. Özellikle Cengiz Erdenet durumlarına rağmen çok iyi birleşebilirlerdi. Çünkü Cengiz Erdenet, Çağatay Erdenet onlara ikisine de yanlış yaptı. Çok iyi birleşip yani onları gerçekten daha kolay aklayabilirlerdi yani. Ömer rüya aşkı. Vallahi daha bir anlamlı duruyor, anlıyor musun? Yani diğerinde o kadar değil de bu daha etkili yani. Daha yaşıyorlar. Tam içten yaşıyorlar. Ömer'le rüya aşkı. Rüya bence daha güzel. Daha yani oyun hem de filme de yakışıyor, diziye de yakışıyor. Bence Azer rüya aşkı. Ömer rüya aşkı. Azer Karaca. Daha çok yakışıyorlar birbirine. Çünkü daha mütevazı duruyorlar birbirine. Yani yakışıyorlar birbirine yani. Ömer rüya aşkı. Ya karakterini, oyunculuğunu, diziliğini her şeyi güzel. Birbirlerine yakışıyorlar mı? Evet, hem de çok. Tabii Çukur'dayken de daha yine orada da iyi gidiyordu. Ama bu sefer Ömer'le daha iyi.